Ve yanımızda bizim cicilerimiz Batıkan ve Ecem var. Ciciler. Hoş geldiniz ciciler. Ciciş hoş bulduk. Aman ciciş olsun zaten. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Niye bu kadar ayrı oturdunuz siz ya? Abi ben de onu sorguladım. Şöyle bir yaklaşayım dedim ya. Oldu mu? Eşit yaklaşın oğlum. Sen çok fazla yaklaşma. Eşit yaklaşın. Ha, sen de gel bu tarafa. Rahat mısın öyle sen? Altına tamam. Arkanı minder falan. Aynen. Evet, çok iyi olur. Diğerini de ver. Ne yapıyorsunuz? Diğerini de al. Hadi bakalım. Ne yapalım işte geldik. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor yayınınız? Ben izliyorum yayınınızı. Gayet iyi. Güzel gidiyor. Aynen. Size sormak lazım nasıl ben, gidiyor? Ben izleyebildiğim ilk fırsat hep izliyorum. Aynen. İzleyemediğim zaman sizi arıyorum. Mutlaka soruyorum. Arkadaşlara da soruyorum. Nasıl gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor diye. Şu ana kadar iyi gidiyor. Ayranlarınız oluşmaya başladı. Geri dönüşler de alıyor. Geri dönüşler evet. Almaya başladı. İyi zaten kötü. Bir ay sonra geri dönüşler başlar. İki ay sonra tutar. İki ay sonra artık böyle niye yoksunuzlar başlar. Üç ay sonra buraya gelmeye başlarlar kek börekle. Var zaten ya bizde dört böyle. Dört ay sonra siz bizim fanlarımız var diye çıkarsınız ortaya. Ardından istihdam marşı ve kapanış. Yani inşallah biz de onu istiyoruz açıkçası. Kapanışı mı? Kapanışı. İstiklal Marşı kapanış istiyorum. Ben kek börek istiyorum. Kek börek evet, bana kek yarar. Börek gelir kek börekler. Kek börek olur. Arıyorlar zaten sürekli gelin bize gelin bize ama çağırıyorlar. Kaktüs yerken, getirecekti biri. Kaktüsü unutmadık bu arada kaktüs alalım. Yani seni seven seni zehirler, seni seven seni zehirler. Bizi genelde öyle bir durum olmuyor. Genelde herkes sevince evet, ikimizi birden seviyorlar. Çok tatlısınız, çok güzelsiniz. Ben daha hiç karşılaşmadım şu zamana kadar. Çok tatlısınız, çok güzelsiniz ama ondan sonrası... Evet, tatlısın, bakalım. Güzelsin. Hadi şekerci bakalım. Mi baban senin de benim? Düşmanlarımı bekliyorum. Ben beklemiyorum. Hiç karşılaşmak istemiyorum düşmanlarımla. Ben sizin ne zaman moralinizin düzgün, ne zaman bozuk, ne zaman yüksek, ne zaman düşük olduğunuzu anlıyorum ekrandan. Evet anlıyorum. Anını arıyorum hemen söylüyorum. Ya da mesaj atıyorum, sana atıyorum, sana atıyorum. Bizim sizin sesiniz duyunca bir geliyor moralimiz zaten. Öyle mi? Bir arkada böyle el tutan bir el hissediyoruz. O düzeltiyor bizi. O el hep arkanızda merak etmeyin. Ben çünkü işimi seven birisiyim. Sizin ne yaptığınız, ne ettiğinize bakıyorum. Sizin de iyiye gideceğinizi bildiğim için, iyiye gitmeniz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yani yapıyoruz. Buradaki arkadaşlarımız da öyle yapıyorlar. Peki, bugünkü konumuz 24 saat canlı yayın yapma sebebimiz otizmde farkındalık ve sosyal... neydi ya? Farkındalık yaratmak. Sosyal bir farkındalık yaratmak. Bu mudur? Sosyal barış. Sosyal kaç barış, saat güzel. Olmuştu? 22 saat falan oldu işte. Dolayısıyla... Biz dünden beri onu konuşuyoruz. Nasıl yapacaklar arada girip izliyoruz ama hiç, dayanamıyoruz, uyuyoruz. Hiç uyumadık. Hep buradaydım ben. Sadece işte ihtiyacımı gidermeye gittim geldim. Onun dışında hep buradaydım. Yani çorbamı da burada içtim. Ondan sonra yemeğimi de burada yedim. O aralarda falan böyle pıp 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 pıp. Bir de insanın canı bir şey de istemiyor çok fazla. Tabii ben şeyi falan sordum Ecem'e. Hani chat yok. Hani biz şimdi yeni nesiller olarak internetten canlı yayınları izliyoruz ya. Orada yapan çok oluyor 24 saat evet. Yayın ama. Orada bir chat akıyor. Arkada oyun oynuyorlar, müzik dinliyorlar. Yani evet kolay olmuyor. Çünkü kolay olmuyor. Telefon bağlantısı yapıyorsun, bir konuşuyorsun, bir soruyorsun, bir araya bir şey atıyorsun falan. Onu idare etmek de çok da kolay değil aslında. Herkesin de yapabileceği şey değil. Konuda mütevazı olmayacağım yani. Evet. O öyle herkesin çok zor. Kesinlikle değil. Çıkıp da yapabileceği bir şey değil. Ama... Çok şükürler olsun ki başarıyoruz. Ömer Faruk Şahin Malatya'dan arıyor. Selamlar. Ömer Faruk Şahin merhaba. Sesim geliyor mu merhaba? Sesiniz geliyor. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol teşekkürler. Malatya'da ne yapıyorsun? Ben Malatya'da öğrenciyim üniversitesinde. Harika. Bölüm? Bölüm. Ben maliye bölümü öğrencisiyim. Evet. Hatta bu öğrencisiydim de bu sene mezun oldum. Bitti okulum. Ama üniversitemizde yani yaptığınız organizasyonlar olsun, milyon biletin yaptığı şeyler olsun görüyorduk. Şimdi televizyonda sizi görünce araya bağlanmak istedim. Harika, çok iyi ettin. Evet. Malatya'da da bir festival planımız var. Allah izin verirse orada da bir şeyler yapacağız. Evet, evet. Benim arkadaşım söyledi zaten. Cihan Karadolu benim arkadaşım. Çok öyle mi? Ha, Cihan da bizim kardeşimiz. O da orada evet, evet. Bizim yerel organizasyonlarımızda bize destek olan bir kardeşimiz. Aynen. Beni çok seviyor. İnşallah yapacağız. Bugünkü 24 saatlik canlı yayınımızın sebebini biliyorsun mu? Evet biliyorum aynen. Otizmde farkındalık ve sosyal barış. Barış. Sosyal barış. Evet. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki de söylemek isterim. Benim küçük yeğenim de otizm hastası. Öyle mi? Evet, aynen. Bu yüzden bağlandım. Sabah camiasında da bu konu hakkında bir
böyle girişimde bulunması beni gerçekten çok memnun etti. Yani siz kitlelere hitap edebilen insanlar olduğunuz için, yani bizim ne kadar çabalasak da bizim kadar yani bu ulaşamayız insanlara. Bu konu hakkında bir bilinç yaratmaya çalıştığınız için ayrıca teşekkür ederim size de ikinize de. Rica ederim, rica ederim. Bu bizim ekstra yaptığımız bir şey değil. Aslında bakarsan hem vatandaşlık görevimiz hem vatandaşlara müzik yaptığımız için bir sanatçı, müzisyen duyarlılığı görevimiz. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu normal bir şey aslında. Yapılmadığı için size anormal geliyor. Aslında bunu çokça fazla yapması lazım sanatçıların. Otizmle ilgili yapması lazım, Down sendromlarla ilgili, engellilerle ilgili yapması lazım, sokak çocuklarıyla ilgili yapması lazım. Sanatçıların bu tarz şeylerde bulunması gerekiyor aslında. Aynen. Ben de zaten buna katılıyorum. Yani topluma hitap eden insanların bu konu hakkında bilinç sahibi olması gerçekten çok güzel. Bunu söylemek için aradım, yayınıza katıldım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bağlandın. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendine çok iyi bak. İyi günler diliyorum. Ecem'le Batıkan'ı izliyor musun bu arada? Yok, ben daha önce duymadım ama bundan sonra dinleyeceğim. Çarşamba ve Cuma Batıkan, günleri. Çarşamba ve Cuma günü. Benden sonra yayına devam edecekler. Kendileri iki genç, güzel yetenek. Biri yakışıklı, biri güzel, iki insan ve programlar da çok keyifli geçiyor. Biz çok eğleniyoruz. İkisi çok eğleniyor, dolayısıyla o da yansıyor insanlara. Onlar da ekrandaki insanlara sevinç, neşe veriyorlar. Sohbet ediyorlar, telefonla bağlanıyorlar. Bir izle. Tamamdır, bunları sonralarda takip etmeye çalışalım şimdi. Tamamdır. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. Tamam. Sevgiler. Tamam, görüşmek üzere, iyi yayınlar. Evet, bugün yayınınızda siz de küçük de olsa değinirsiniz bu konuya tabii diye evet, düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü biz değinmiştik zaten daha önce biraz. Hafif bir değinmiştik. Evet. Konuyu açmıştı. İşte o bazen telefon konuşmaları falan uzuyor ya. Aynen. Karşıdaki fikir falan. Onu çok kısa tutup aklı başında insanlarla yürütülebildiği zaman o iş yapılabilir hale geliyor. Öbür türlü o uzuyor da uzuyor, evet, uzuyor da uzuyor. Bu sefer sizin o eğlenceli ve keyifli yayınınız bir anda düşüyor. Zaten düşüyor. Oradan düştüğünü anlıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ondan sonra Ecem boşluğa bakıyor böyle. Sonra dönüyor. Boşluğa bakıyor. Evet, bana oluyor mu böyle? Ben ekrana falan bakıyorum bazen kendime. Kendime falan dalıyorum böyle. Sen dönüp dönüp onu kontrol ediyorsun. Evet, boşluğa bakma. Boşlukta ne arıyorsun Ecem? Neyse şimdi... Dalıyorum ben dinlerken böyle, gidiyorum yani. Ya oraya dalmıyorsun, böyle dalıyorsun. Halbuki ben daha çok konuşturmaya çalışıyorum ama. Ben de şimdi bu ne düşünüyor acaba diyorum, oraya da bakmıyor. Acaba bir oyun mu kuruyor oradan, bir şey söyleyecek bana, oradan bir şey söyleyecek, o da gelmiyor. Yani düşünüyorum sürekli, ne yapsak, ne yesek, ne konuşsak, ne sorsam karşı tarafa. Sürekli düşünme halinde olunca dalıyorum. Düşünürken gözlerini sabitlemeyi... Çalış. Evet, çalışmam gerekiyor. Aynen öyle. Daha çok yeniyiz ya, profesyonel olmaya daha çok var. Ben sizde o ışığı görüyorum. Yeni olmanız bir şey değiştirmez. Abi o ışık ne ışığı? Tam olarak bana da anlatır mısın? Ben o ışığı göremiyorum çünkü de. İşte o ışığı gördüm, yer üstünden tren geçer ya. O ışık çok sıkıntılı bir ışık çünkü. Herkes o ışığı gördüğünü söylüyor son anında. Şimdi nasıl anlatayım sana? Bir işle ilgili, bu futbolcu da olabilir. Oynar, sahada görürsün antrenmanında. Daha gördüğün anda dersin ki ya bu çocuktan, pardon, gidiyorsunuz. Sevgiler. Hera gidiyor. Bunlar uğradık. Bunlar olur dersin. O sana öyle bir aura verir ve hissettirir. Onun bir sebebi yoktur. Bir matematiği yoktur. Aynen. Hani... Bu şundan şundan dolayı, oradan böyle olursa böyle olur. Bunun da boyu bilmem kaç da, oradan da bilmem, öyle bir şey yok. O bir hissettirir yani. Ben de hisleriyle hep hareket eden birisi olduğum için şimdiye kadar hep hislerimle hareket ettim. Allah'a şükür de yanılmadım. Köpek gibi hislerim var. Şükürler olsun. Ondan dolayı öyle düşünüyorum. Ama sizin de tabii çalışmanız lazım. Yetenekler bir yere kadar. Yeteneklerin evet. Üzerine eğer çalışma eklemezse insan... O yetenek öyle çarşur olur gider artık yani. Artık konu kalmaya başlıyoruz. Haftaya konuğumuz var. Evet, haftaya konuğumuz var. Benim arkadaşım Belinay Sandıkçı. Bir filmi var. İnternet fenomenlerinden biri. Onu tamam. Konuk edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. İlk konuğumuz arkadaşım olsun. Deneyin dedi. Bakalım nasıl olacak. Evet. Sizin o ikili tiyatronuzu bozacak birisi ise o zaman onu ayrı bir program olarak yaparsınız. Ama ikili tiyatronuzu bozmayacak birisi ise belki bundan sonra Belinay'la olabilir. Bu ikili tiyatromuzu bozamıyor genelde.
bağlanan seyirciler de bazen biz kendi aramızda mı konuşuyoruz, onunla mı konuşuyoruz anlamıyorlar. Onu bozamıyorlar yani. Üçlü oluyor mu? Hayır, üçlü oluyor. Arayan seyirciyle bile hani üçlü konuşuyor. Ben bazen unutuyorum böyle. Kusura bakmasınlar ama Ecem'le konuşmaya devam ediyorum. Tabii bazen o daha çok keyif veriyor yani. Peki klip gösteriyorsunuz arada? Tabii ki. Ama arada yani. Arada. Bir programda kaç tane gösteriyorsunuz? 4. 4-5 tane. İşte 20 dakika konuşuyoruz, bir klip giriyoruz. Aynen. Sen mi seçiyorsun, sen mi seçiyorsun? Klipleri mi? Biz seçmiyoruz. Reji seçiyor. Bazen seyirciler seçiyor. Biz onlarla güzel pazarlıklar evet. yapıyoruz. Genelde biz kazanıyoruz pazarlığı. Şey yapın, bugün pop günü, bugün rock günü, bugün olur. Olabilir. Biz seçiyorsak gayet olur. Güzel olabilir. Seçelim. Diyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar 0212 270 çift 080 no'lu telefondan bizi arayabilirsiniz. Telefonla bağlanabilirsiniz. 24 saatlik yayınımızın son 3 saati artık. Şimdi bir klip izleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Rejinin seçtiği. O klipten sonra tekrar 24 saatlik yayınımız devam ediyor olacak. Klip izledikten sonra buradayız. Evet sevgili arkadaşlar 24 saat canlı yayınımız devam ediyor. Ali Puş bildirim atmış mı diye bakıyorum. Maalesef atmamış. Kontrol ediyorum. Bana attım diyor. Bir de yalan söylüyor. peki. Evet bizim şirkette böyle şeyler oluyor bazen. Attım diyor, atmıyor. At diye diyor. Gelmiyordur belki. Gelmiyor. Geç geliyordur bildirimi. telefon var diyor. Yok oluyor. Var mı telefon? Bizde de oluyor. Evet zaten aynı şirketteyiz galiba. galiba. Telefon hazır mı? Evet. Hüsamettin Mersin. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ve aleykümselam. Soyadınız mı Mersin? Mersin'den mi arıyorsunuz? Yok. Doğan soy ismim. Mersin Silik Teşkesi'ni arıyorum. Hüsamettin Doğan. Siz de sanki daha önce konuştuk. Bir yıl önce falan bağlandınız gibi ya. Şey vardı abi. Şey Turan abinin programına bağlanmıştım. Ben yapıyordum o programda. Hatırladım evet. Şimdi sizi. Doğru. Türkü programıyım. Evet. Hatırladım. Nasılsınız? İyi, sizler sormalı. Sağ olun Tevfik. Bak ben nasıl izleyicimi gözünden tanırım. Sen de bana şoka giriyorsun, Hüsamettin burada Doğan. Şoka giriyorsun. hiç unutmuyorum yani. Bağlanmıştı türkü sever bir kardeşim. Gecenin bir vakti bağlanmıştı hatta yani. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, Allah'a şükür bir yaramız yok. Size sormalı. Allah'a şükürler olsun. Biz de uğraşıyoruz. 24 saat canlı yayın yapmaya karar kıldık ve dün akşam saat 8'de başladık. Bugün akşam saat 8-8.30'a kadar bu canlı yayına devam edeceğiz. 24 saat uyumadan canlı yayın yaptık ve hiç bu koltuktan da kalkmadık sadece ihtiyacımız haricinde. Neden diyeceksiniz? Helal olsun. Otizme farkındalık yaratmak. Şey versin tabii de. Allah sağlık sıhhat versin düşürmesin yani. Amin inşallah. Otizme farkındalık yaratmak ve sosyal barışı sağlamak amacıyla bu yayını yaptık. İnsanları farklılıklarıyla sevmek, farklılıklarıyla benimsemek ve toplum içerisinde farklılığı olanı dışlamadan yaşayabilmek adına bugün birçok sanatçı dostum, değerli kardeşim burada konuşmalar yaptılar. Siz de aradınız, sizden de bununla ilgili görüşlerinizi almak isterim Hüsamettin Bey. Abim biz yaradalını severiz, yaradanı ötürü her türlü... Bir saniye şey... Hüsamettin Bey, sabotaj var. Arkadaşlar yayına verir misiniz sesi? Şimdi duyayım. Abi yaradılanı severiz biz. Yaradanları ötürü demiş atalarımız. Aynen öyle. Bir söz var yani. Onun dediği gibi yani insan her türlü olsun yani kalbinde sevgi olsun değerli yani dış görünüşü bizim için önemli değil. Yeter ki insan olsun yani. Evet. İnsanın kalbinde sevgi olması için de insanın başkasına karşı sevgi beslemesi lazım. Kendine karşı değil. Başkasına karşı sevgi besleyebilen onu burada besliyor. Kalbi sevgi dolu olan da tabii ki iyi insan oluyor. Bir de abi şöyle bir şey var. Yani o Allah'ın bir lütfudur. Yani onu Allah ona göre şey yapmış. Yani demek istediğim yani Allah'ın sevgili kuludur. Yani öyle bir başına bir olay geldiyse tabii. Onlar insandan değişik farklı diyorum yani. Allah'ın sevgili kulları diyorum yani. Aynen. Değil mi? Evet, Allah'ın sevgili kulları. Ben de katılıyorum. Sizce Allah'ın sevgili kulları? Yani farklılık var yani. Allah işte ona göre yaratmış. Doğru. Ya, bize de olabilir yani herhangi bir hastalık, sıkıntı yani. Allah tabii ki yarın ne olacağımız belli değil ki. Şems-i Tebrizi, Mevlana Celaleddin Rumi ne demiş? Kalpten kalbe bir yol gider. Aşk ile demiş. İşte o kalpten kalbe giden yol... kadın erkek olması gerekmiyor. Erkekten erkeğe de gidebilir. Hayvandan insana da gidebilir. İnsandan hayvana da gidebilir. Sevgi. O sevgiyi sevgi, içinde saygı. Büyüttüğün ve yeşerttiğin sürece zaten saygı da duyuyorsun.
ister istemez. Korkudan saygı yani. Duymak değil, sevgiden saygı duyuyorsun. Dolayısıyla insanlar birbirini önce sevmeli, sevmeli. Sevmek zorunda değilsin diyorlar ya, ben katılmıyorum. İnsan önce sevgi beslemeli. Yaradanı severim, yaradanı ötürüyorsun. Önce sevgi beslemeli ve saygı duymalı. Tamam. Ve dışlamadan onunla yaşamayı öğrenmeli. Çünkü bu doğada bitki, hayvan, insan, ateş, toprak, su, tahta hep beraberiz. Tamam abi. Tahta mı? Ya bunun bir de şeyi var abi. Sözümü kesiyorum ama. Abi onu biz de o durumda olabildik. Bir de yani. Yarın olmayacağımız ne malum ya, Allah korusun. Ya biz de o durumda olabildik. Yani her şeyi bize bize şey yaratmış yani Tanrımız ya zaten. Tabii. Muhtaç yani ama ona göre yaratmış, düzeni vurmuş yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Allah şükür olsun. Çok teşekkür ederim Samet'in kardeşim bağlandığın için. Çok teşekkür ediyorum bağlandığın için. Milyon TV izlemeye devam et diyoruz. Abi ben zaten size bir şey söyleyeyim yani. Milyon TV ilk başladığından beri ben izliyorum. Yani. Biliyorum biliyorum. Bak sizi tanıdım hemen. Yani bir sene önce konuştuk çünkü sizinle. Hüseyin Turan zamanı. Hiç unutmuyorum. Gecenin bir vaktiydi. İzletiyorum buradakilere de demiştiniz. Hatırlıyorum yani. Çok sağ olun. Evet. Teşekkürler. Eyvallah abi. İyi akşamlar. Ya, Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Canım sağ olsun. Hayırlı günler abi. Sağ olasın. Kolay gelsin. Nasıl tanıyorsunuz yani? Hafıza. Evet. Hafıza. Ses tonu. Hani görürseniz tamam da hani ses tonundan direkt. Ses tonu ve Hüsamettin Doğan ismi aklımda kalmış. İki farklı şeyi birbiriyle bağdaştırmış. O ID'leri kafama kazımışım. Demek ki arşivden kolay kolay unutmam. O yüzden de böyle... unutmayan bir tarafım var. İyiliği de kötülüğü de unutmuyorum. Kin tutmam. Ceza vermem ama unutmam. Yeri geldiğinde hatırlatırım. Ben de işte yok bende. Ben direkt unuturum biri bana bir kötülük yaptığında. Balık hafızanı diyorlar. Gerçekten balık hafızanın da değil artık. Hani biri bana kötülük yapmış olsun. Bir yıl sonra gelsin ayıcam işte şöyle böyle direkt. Ama sen unutmuyorsun ki. Sen onu biliyorsun zaten ama işte tolerans değişmiştir belki. Tolerans gösteriyorsun. Evet, o da var. Her insan yapabilir mottosu ile ilerliyorsun. Ama kötü bir şey ya. Keşke hani böyle desem ki istemiyorum. Aslında kötü bir şey değil yani. Benimki daha kötü bir şey. Ben kin tutuyorum bir de üstüne. Evet, sen direkt kin tutuyorsun. Aynen. Ben bir de unutmuyorum. 3 yaşımı unuturum. Unutmam yani. Evet. Bana ne yaptılarsa hepsini. Ne burcun senin? Yengeç. Yengeç. Sizin ne burcuydu? Pavur ya. Yay. Yay. Yengeci ne oluyor ya bu burçta? Ya. Yay mesela ne oluyor? Benim neymiş? Gibi oluyor. Çok benim gibi oluyor. Dinamik, sporcu, ondan sonra zeki, ondan sonra... mükemmel, harika, harika, fevkalade. Yok hakikaten yay burçları biraz akıllı olur. Mütevazı da olurlar. Bunlar hep iklimlerle alakalı. O dönemde doğuyorsan narsist olur, mütevazı olmaz. Biraz narsist, kendini sever yani. Benim gibi. ne bileyim işte enerjik olur, eğlenceli olur, çift karakterli olur, bir sinirli, bir güleç, öyleyimdir yani. Öyle bir durum işte. Peki telefonumuz var mı sevgili arkadaşlar? Hazır. Batuhan beni şok ediyorsun, 20. saatin sonunda harikalar yaratıyorsun ya. Telefonun kimin olduğunu yazmamışsınız. Nazım Deveci Mersin. Ama Acar yazmış, doğru mu Acar? Evet, Mersin'den yana kısmetimiz açıldı. Nazım Deveci. İyi akşamlar. İyi akşamlar Umut Bey, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız Nazım Bey? İyiyim ben de. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Nazım, soyadım Deveci. Mersin Üniversitesi'nde hemşirelik okuyorum. Ve size gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle önemli bir konuya dikkat çektiğiniz için ve 24 saat süren zorlu bir yayın yaptığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum yayınıma bağlandığınız için. Benim yaptığım teşekkür edecek bir şey değil. Ben bunu yapmalıyım aslında. Belki 24 saat yayın yapmamalıyım ama yapmalıyım yani. O yüzden bence yapmamız gereken bir şey. Her sanatçının elinde böyle imkanları olan insanları yapması gereken bir şey. Ama çok incesiniz. Ben teşekkür ediyorum size. Aynen öyle. Herkes elinden geleni yapsa yani bu konuda gerçekten önümüze böyle sorunlar da çıkmaz. Ve otizmli bireyler de yaşadığımız hayatta sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Öncelikle ben konumuzla ilgili ve mesleğimle ilgili bir otizmin tanımını yapmak istiyorum. Lütfen, lütfen buyurun. Otizm aslında bizim sağlık
alanında çalışanlar olarak otizm spektrum bozukluğu olarak tanıtıyoruz biz kendimizi, adlandırıyoruz. Evet. Bu aslında doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarından gelen nörogelişimsel farklılık. Aslında buradaki hastalık kelimesini kullanmamak, farklılık kelimesini kullanmak ve üzerinde durmak aslında önemli olan konu bu. Peki genlerle mi alakalı, beslenmeyle mi alakalı? Genlerle alakalı. Beslenmeyle hiçbir alakalı. Peki kalın bağırsaktaki bağırsak florasının düzenlenmesi için yaptığı tedaviyle otizmin etkilerini azalttığı söylenen bir doktor var. Fransız bir doktor. Ben o kadar hakim değilim. Bağırsaktaki nörolojik yapı yüzünden. Ama doğru olabilir. Araştırmak istiyorum. Onu da lütfen ben bir açıklayayım mı? Efendim? Ben açıklayayım mı? Evet. Bağırsakta ikinci beyin dediğimiz nörolojik bir yapı var. Bu nörolojik yapı bağırsağımızda bize yararlı bakterilerin sunduğu şekilde gelişim sağlıyor. Evet. Bu sayede otizmi önündeki bazı engelleri kaldırabiliyoruz. Yani tamamen aslında ikinci beynimizle alakalı olan bir şey. Evet. Nörolojik yapıyla alakalı bir şey bağırsaklarımızdaki. Bağırsak duvarında daha doğrusu. Anladım. Şu anda ben bildiğim kadarıyla bir ilaç tedavisinin olmadığını biliyorum. Doğru mu biliyorum bilmiyorum en son baktığımda. İlaç tedavisi yok maalesef ama işte sosyal olarak onların biraz dışa kapanık, kendi içlerine dönük oldukları için biraz daha sosyalleşmeleri gerekiyor. Biraz daha kontrol altında olmaları gerekiyor. Aileden ilgi istiyor, sevgi istiyor. Evin içinde belki bir sorun olmuyor ama evin dışarısında bazen hırçın olabiliyor, anlık tepkiler verebiliyor, el koda şart sevmiyor, parmakla bir şeyi gösteremiyor. Evet. Gibi belirtileri var aslında. Yani bunun anlaşılmaması mümkün değil diyorlar 0-3 yaş arası. Aynen öyle. Görüp teması kurmuyor. Yani söylenenin işitmiyor gibi davranıyor. Mesela bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bir film izlemiştim. Şu anda ismini hatırlamıyorum. Oğlum benim miydi? Beynim miydi? Hadi oğlum muydu? Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı bir filmiydi. Ve filmde otizmli bir çocuğun hikayesini anlatıyordu. Ve çocuk mükemmel derecede piyano çalabiliyordu. Yani otizmli insanlar aslında bizden geride değil, çok güzel. Hatta bizden ileride de mükemmel yeteneklere sahip olabiliyorlar. Evet, bir iki arkadaşımız onu özellikle söyledi. Bizden daha, Adana'dan bağlanan kardeşimiz söyledi. Bizden daha özel, İlkay'dı galiba. İlknur'du. İlknur dedi ki bizden daha özel insanlar aslında ama onların özelliklerini biz yeterince değerlendiremiyoruz. Bu yüzden de onlara uygun eğitim sistemimiz olmadığı için, kalıp bir eğitim sistemimiz olduğu için, o kalıbın dışında oldukları için o eğitim sisteminden de dışlıyoruz dedi. Aynen, doğrusu o galiba. Aynen öyle. Eğitim sistemimiz yok. Geçenlerde bir haberde görmüştüm. Veliler otizmli sınıftaki çocukları protesto etmek için alkışlıyor. Mesela bana bu çok yanlış geldi. Onları desteklemek yerine önüne köstek oluyoruz. Aslında böyle yayınlarla, böyle bir sosyal sorumluluk projeleriyle köstek değil de destek olmak daha gerekli ve daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Peki. Mesela araştırdığımda ben birazcık daha baktım. Bu siz gerçekten de farkındalık diyorsunuz yani. Ben tekrar hem yaşamayı okumamın yanısında acaba dedim bu neymiş diye tekrardan bir baktım. İnternette şöyle bir şey daha buldum. Yani Franz Kafka'nın, Beethoven'ın, Friedrich Nietzsche'nin, Van Gogh'un da otizmli olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilemem. Çok doğru. Ama benim açıda dikkatimi çekti. Evet. Ve ben de gerçekten de bir farkındalık uyandırdın. Ama bir asıl var. Var. Evet. Kendi aranızda konuşmayın, çok ayıp. Burada konuğumuz var. Yok, konuyla alakalı konuşuyoruz zaten. Sesimiz böyle biraz kısık konuştuk. Söyleyin, ona bir şey diyecek misiniz? Beethoven ve Picasso'nun aslında tetrakromat olduğu söyleniyor. Ve Beethoven'ın tetrakromat olmasının yanında kulağının çok fazla gelişmiş ve aynı zamanda o dediği spektrum bozukluğu tamamen bizden farklı olmakla alakalı. Yani aslında tetrakromat olmak da spektrum bozukluğu, ekstra fazla desibel aralığında ses duymak da spektrum bozukluk. Bunlar aslında otizmli değil, otizmli bireylerden ayrılıyor ya da artık yeni tıp tabiriyle farklı bir alana konuluyor olabilir ama otizmli olmadığını biliyorum ben. Evet. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ ol yayınımıza bağlandığın için. İyi akşamlar diliyoruz sana. Akşam oldu değil mi? İyi akşamlar diliyoruz sana. Çok sağ ol. Teşekkürler.
Daha önce böyle oldu mu 24 saat yayın yapan farkındalık için? Ben hiç duymadım ben. Sosyal medyada oldu ama canlı yayında. Yok, televizyonda olmadı. Sosyal medyada 24 saat yaptılar mı? Yaptılar. Kim yaptı? Yayıncılar oyun oynuyorlar. Yayıncı. Öyle farkındalık oyun oynuyorlar. İçinde farkındalık için yapan da var. 24 saat hiç kesintisiz başından hiç kesintisiz. Oyun mu oynuyorlar? Hiç kalkmadan. Oyun oynuyorlar. Evet. Aynen öyle. Aynen. Ama işte sponsorlu oluyor, yemeği ayağına geliyor vesaire vesaire. Evet. Sizinki zor yani, ben takdir ettim. Yani böyle bu kadar ışık altında değil de daha öyle. Çok evlerin dolu. Ev ortamı. Ev ortamı. Profesyonel bir ortam değil yani. Bir nevi kumar oynadığı için, kumarda da insanların beyinleri farklı çalıştığı için. Aynen öyle. Kumarhanelerde de öyle oluyor ya, çok bahsetmeyeyim şimdi. Hı hı. Ondan dolayı olabilir. Işık ama bu bizim uzun süredir hem konuşup hem birilerini ağırlayıp hem performans evet, yapıp hem güzel. Performans yaptırıp hem şarkı söyleyip bir arada da ben şarkılar söyledim falan filan. Arada bir şınavlar çekip filan böyle. Oldu mu böyle? Uyuduk galiba. Uyuduk biz orada. Ha? Arada bir, her arada 30 şınavım var. Evet. Yani onu yapmasam uyuyabilirdim belki, bilmiyorum. Doğru. Vücudumu diri tutuyorum yani. Doğru. Uyursan ölürsün. Telefonumuz var mı arkadaşlar? Peki, bağlayalım hemen. Acaba bizi izleyenlerden 24 saat uyumayıp izleyen var mıdır? Sanmam. Sanmayız mı? İnsanlar bir süre sonra enerjisi bitiyor. 30 sınav o zaman tavsiye ediyoruz. Alo. Alo. Dinliyorum. Merhaba. Merhaba. İyi yayınlar. Teşekkürler. İsminizi hemen alayım. Yağız. Yağız soyadın? Karadoğan. Karadoğan. Nereden arıyorsun evet. Yağız? Ben bu Ankara'dan arıyorum. Bilkent Üniversitesi'nden. Harikasın. Bilkent Üniversitesi'nden. Bugün hep Ankara'dan bayağı üniversiteli kardeşimiz bağlandı. Bu konu hakkında bir şeyler söyleyebilmek için. Sen de hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar tekrardan. Evet. Söz senin. Ya şimdi... Konumuz otizm ve son yaşananlarda gerçekten hani gündeme geldi ve çok üzücü şeyler yaşandı. Özellikle Aksaray'da olan. Hani otizmli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hani sosyal yönden zaten hani zayıf olarak hayata gelen insanlar ve bence bana kalırsa sosyalleşmek hani onları nasıl diyeyim, bizim yani yardımcı olmamız gerekiyor. Daha hani kolay sosyalleşebilmeleri için de hani dışlanmamalılar ve üstelik bu insanlar dışlanıyorlar. Onlar hani öncelikle şunun anlaşılması gerekiyor, hasta veya eksik değiller aslında. Onlar sadece farklılar ve hayatı farklı görüyorlar. Keşke evet. Biz de o şekilde görebilsek hayatı. Yani hayatı farklı görüyorlar derken onların tabii bir takım çekinceleri var ortamlara girmekle alakalı. Tabii ki. Biraz daha çekingenler, biraz daha aşağı duyarlılar, sese duyarlılar. Parmakla direkt gösteremiyorlar, el işareti yapamıyorlar, el işareti yapan biri olduğu zaman tepki veriyorlar, aniden bağırılmasına gelemiyorlar gibi. Bizim günlük hayatta normal karşıladığımız şeylerin bazılarını o davranış bozukluğu semptomu içerisinde yapamıyorlar. Bütün mevzu aynen. Bu. Aslında bizden çok daha iyi de değiller yani. Ama onları farklılıklarından biraz daha İçeriye doğru almak ve kendi içimize çekmek için, normal hissetmeleri için hep beraber olmamız lazım ve bizim normal yaptığımız şeylerin onların da kanıksayıp normal olduğunu görmesi lazım yani. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Evet. Peki bir kulübe üye misin Bilkent'te? Evet, Bilkent Müzik Kulübü'yüz. Bilkent Müzik Kulübü olarak mı aradın şu an? Yani evet, açıkçası birkaç arkadaş birlikteyiz şu anda. Çok selamlar diğer arkadaşlara da. Tamamdır, onlar da söylüyor. Yani bize gerçekten çok garip geliyor. Hani biz hayatımızda değil mi tabii ki üniversiteliyiz. Üniversiteye gittikten sonra çok şey değişti ama üniversitede bulunduğumuz süre boyunca biz hiçbir hani herhangi bir şeyi ayırmamışken hani bu tarz vakalar, bu tarz durumlar görmek haberlerde bize gerçekten çok garip geliyor. Yani ülkemizde birçok farklı konuda ayrımcılık var ama hani otizm hiç yani söze bile hani dile bile getirilmemesi gereken bir şey aslında bakarsanız. Evet. O yüzden biz bayağı garip karşılıyoruz. Evet. Biz temel olarak şunu söylüyoruz bugünkü yayınımızdan. Temel olarak insan olmak, otizmli olabilir, Down sendromlu olabilir, engelli olabilir, yürüme engelli olabilir, görme engelli olabilir, her şey olabilir yani hiç fark etmez. İnsan olabilmek ve güzel ahlaklı insan olabilmek her şeyin üstündedir. O yüzden de güzel ahlaklı, iyi insan olmak hedefimiz olmalı diyoruz. Evet, katılıyorum ben de. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz sana. Akşamlar. Çok sağ ol. Sevgili arkadaşlar, büyük usta Cahit Berkay şu an Milyon TV'de.
Neden? Yayınımıza katılacağız. Yani ben de çok alengirli bir cevap bekliyordum ama. Şimdi onu alacağız ama siz buradasınız galiba. Evet, evet, buradayız. Birazdan Cahit abiden sonra tekrar sizi alacağım. Tamam. Yine konuşacağız. Tamamdır. Bu arada size ne konuşacağınız hakkında konuşmuş olursunuz. Tamam. Sevgili arkadaşlar, bir tane klip izliyoruz. Daha sonrasında Cahit Berkay'la, büyük ustayla beraber burada konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Ayrıca 0212 270 çift 080'den bizi arayın.